tıbbı besleme nedir? Şöyle bir izleyicilerimiz için. Abdullah Usta, sen Bismillah diye başlarken ben de tıbbi beslenme hikayesini anlatayım. Tamam hocam, çok güzel olur. Tıbbi beslenme 1980'li yıllarda Filipinler'de yaşanan bir olay. Orada kullanılan fıstık kıtlık nedeniyle topraklarına uygun diye fıstık ekiliyor. Fıstığın ekilmesiyle birlikte 5-10 yıl takip ediliyor. Bu yer fıstığından nasıl fayda gördüler mi, görmediler mi? Bakıyorlar ki yer fıstığı kullananların bir kesiminde kanser artışı var. Kanser artışı neden? Anlaşılıyor ki yer fıstığında bol miktarda aflatoksin var. Aflatoksinin verdiği bir etkiyle karaciğer kanseri oluşmuş. Peki bu kanser zenginlerde oluşmuş, fakirlerde oluşmamış. Allah Allah. Bu kafa karıştırıcı bir durum. Değil mi? Yani neden zenginler böyle bir hastalığı yaşıyor? Neden fakirler böyle bir sorunu yaşamadı? Aralarındaki beslenme ile ilgili farkı görmeye çalışıyorlar. Bakıyorlar ki Filipinler'de zengin kesim peynire, süte, ete daha kolay ulaşıyor. Fakir kesim daha çok tahıllarla besleniyor. O zaman deniyor ki acaba hayvansal proteinler kanserin oluşumuna sebebiyet verir mi? Bunun dünyada destekleyen başka çalışma var mı? O zaman Çin etüdü diye bir çalışma var. 1 milyon Çinlinin izlenerek aldıkları sonuçlardır bu. 1 milyon insanın çalışma etüdü. O zaman da 1 milyon insanın üzerindeki çalışma sonuçlarında şöyle bir raporlama var. Diyor ki insanlar hayvansal proteinleri tükettikleri derecede kanserojen genlerini replike ediyorlar. Oradan da bu bilgi geliyor. Buradan da o bilgi geliyor. O zaman bu iki çalışmayı yürüten hekimler de kadim bir dostlar bir araya geliyorlar ve bu işi daha yakından incelemek üzere Dünya Sağlık Örgütü'nden bir bütçe istiyorlar. Evet. İstedikleri bütçe çok enteresandır Abdullah. Yaklaşık 5-10 milyon dolarlık bir bütçeyle hayvanlara, hayvan dediğimiz fareler kullanılıyor burada. Farelerin tümüne aflatoksin yükleniyor. Evet. Yani bütün fareler aflatoksinle adeta zehirleniyorlar, zehirlendiriliyorlar. Sonra bunların bir kısmına hayvansal protein, kazein, süt proteini veriliyor. Bir bölümüne de bitkisel proteinler veriliyor. Tahıl ürünleri veriliyor. Ve bu iki beslenme tipi takip ediliyor. Maç, şöyle düşün, 100 tane fareye eşit dozla aflatoksin verilmiş. Yarısına hayvansal protein, yarısında bitkisel protein verilmiş. Hayvansal protein verilenlerin hepsi kanser olmuş. Allah'ım. Yüksek dozlu hayvansal proteinden bahsediyoruz. %20, yani günlük enerji ihtiyaçlarının %20'sini hayvansal proteinden alacak şekilde hazırlanmış bu. Diğer tarafta da daha çok bitkisel kaynaklı beslenme yapılmış. Hayvansal proteinlerle beslenen hayvanların, yani farelerin hepsi kanser oluyor. Bitkisel proteinlerle beslenenlerin de hiçbiri kanser olmuyor. Allah Allah. Şimdi yani onda da öyle bir şey hemen de etkisini de gösterir değil mi? Şey Abdullah Usta, şuna dikkat et. Hepsine kanserojen olan aflatoksin verilmişti. Yani bizler kanserojen bir ürünü yiyoruz diye kanser olmuyoruz. O kanserojen ürünü yedikten sonra o kanserojenin vücutta çalışabilmesi için, vücutta onun aktifleşebilmesi için ona ortam da oluşturmanız gerekiyor. Yani o ortam biz mi sağlıyoruz onu hocam? Ortamı bizim oluşturduğu ispatlanıyor. Evet. Yani biz daha fazla et tüketerek, daha fazla peynir tüketerek, hayvansal proteinleri artırarak kanser genlerini replike etmek gibi bir riski kendimiz oluşturuyoruz. Evet. Tıbbi beslenme o gün bir kararla tıbbi beslenme akademileri kuruluyor ve deniyor ki insanların doğru beslenmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışma başlatılıyor.
Şimdi gelelim o ilk çalışmalarda neler var. Onu evet. da sizlerle paylaştığım zaman çok şaşıracaksınız. Çok iyi olur hocam. Bu çalışmayı yürüten doktor Dine Ornish'tir. Dine Ornish, Caldwell Association. Çalışmanın yürütüldüğü yer de Turgut Özal'ın ameliyat olduğu hastanedir. Evet. Turgut Özal'ın ameliyat olduğu hastanedir. Cleveland Clinic'i. Aynı hastanede Bill Clinton'ın da bu arada tedavi gördüğünü, danışmanlık aldığını söyleyeyim sizlere. Anlayacağınız bu hastanede hummalı bir çalışma başlıyor ve insanların beslenerek nasıl iyileşebilecekleriyle ilgili bir fikir sahibi oluyorlar. Ve hayvansal proteini kendilerince o günkü ilk tespitlerine göre sıfırlama kararı alıyorlar. Evet. Tıbbi besleme sonradan bunun böyle olmaması gerektiğini çok iyi analiz ediyor ama ilk zamanlarda böyle hani tepki. Ya hayvansal protein kanser yapıyorsa bizim ne işimiz var yani? Yani tüketmek için değil mi? Yani, yani? Niye bir de kanser yapacak bir gıda yiyoruz diye. Halbuki belirli bir oranda tükettiğiniz zaman kanser yapmıyor. Onu biz biraz abartıyoruz. Evet. Yani abarttığımızdan kaynaklanıyor. Sonra ne oluyor? Bu hekimlerin kalp damar cerrahı olduğunu söylesem sana. Bunlar kalp damar cerrahları. Kendi branşlarında tıbbi beslemeyi uygulama kararı alıyorlar. Ve hemen şuna başlıyorlar. Ameliyat olma şansı kalmamış. Ameliyat olursa masada kalacağı kesinleşmiş. Bu yüzden de raporlanmış hastalara şöyle teklifte bulunuyorlar. Ya şöyle bir metot var diyorlar. Biz size tıbbi beslenmeyi öğretelim. Beslenerek damarlarınızın açılabilme ihtimali var. Deneyelim. Evet. Böyle bir teklif hastaların bir kısmının ilgisini çekiyor, bir kısmının ilgisini çekmiyor. Ve bir grup oluşturuluyor. Yani o güven verilmiyor değil mi hastalara? Bazı hastalara verilmiyor. Yani, yani Abdullah Usta sen de düşün. İlk kez bir şey yapılacak. Yani sana diyorlar ki ya Abdullah Usta sen beslenerek iyileşebileceksin. Yani senin ilkin ne olur yani gülersin değil mi? Ya canım ya. Bu kadar güzel hastaneler, bu kadar büyük hastaneler, bu kadar bilmem neler var. Hiçbir çözüm üretememiş. Lan senin şu havucunla mı ben iyileşeceğim? Değil mi? Aldık kafana atla. Evet. Doğrudur. Ondan sonra da bizim hastaların sayısı ilk başta çok az oluyor. Bir yılda 40 tane hastaya ulaşıyorlar. 40 tane bu şekilde ikna olmuş hastayla çalışıyorlar. Bu hastaları takip ediyorlar Abdullah. Abdullah Usta. Ve ne enteresan bir sonuç var ki şimdi paylaştığımda ekran karşısındaki arkadaşlar inanamayacaklar. 5 yıl sonra bakıyorlar ki hani şu ameliyat olma şansı yoktu ya bunların. Evet. Hani en fazla 2 sene 3 sene içerisinde öleceklerdi ya. 5 yıl sonra bakıyorlar ki bunlar ameliyat olanlardan daha iyiler. Daha sağlıklılar. Evet. Daha az ölmüşler. Daha az ölmüşler. Daha az zarar görmüşler değil mi? Ve bunlar ameliyat olanların her birinden daha sağlıklı oldukları net bir şekilde raporlanıyor. Evet. Şimdi oturup düşünmüşler şimdi. Caldwell Association, Dine Ornish, kafa başlarını kaşımışlar. Demişler ki biz ya... Biz nereden yanlış yaptık değil mi? Ya biz ameliyat ettiklerimize yazık etmişiz. Biz o adamlar ameliyat etmeseydik, adamlar daha iyi olacaktı. O zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bunu raporluyorlar. Ve Amerikan SGK sistemi dediğimiz, bizim Türkiye'deki SGK sistemi var ya. Evet. Onlar raporluyorlar, diyorlar ki ya biz böyle bir şey fark ettik. İnsanları ameliyat etmek zorunda değilmişiz. Sadece beslenerek iyileşebiliyor bunlar. Değil mi? Aynı sonucu alıyoruz. Aynı sonucu yani. Alıyoruz diyor. Evet. Şunu düşünüyoruz diyor şimdi. Biz insanları ameliyat etmek tercihini yine ortaya koyalım. İsteyen yine ameliyat olsun. Ama insanların beslenerek de iyileşebileceklerini hastalara söyleyelim. Onları anlatalım. Söyleyelim. Kabul edenlere bu beslenmeyi de özendirmek için belli bir miktarda ücret geri ödeme yapalım. Evet. Nasıl yani? Onlara şöyle bir ödeme yapılıyor. Yıllık 7000 dolar tıbbi beslenme desteği ödeniyor. Mutfak desteği.
Ve bu 7000 dolarlık bütçeyle bu insanlar beslenme giderlerini karşılıyor. 5 yıl, 10 yıl takip ediliyorlar. Şimdi tıbbi beslenmenin ilk başlangıç noktası bu. Evet. Sonra bu artık bir akademiye dönüşüyor. Daha sonra bunlar birer enstitü oluyor. Tıbbi beslenme enstitüsü kuruluyor. Sonra bütün fakültelerde bununla ilgili artık danışman merkezler oluşuyor. Ve bunun adını yıllar sonra, bu bahsettiğim 80'li 90'lı yıllar arasındaydı. Yıllar sonra da fonksiyonel tıp olarak dünyaya yayılıyor. Yani bugün bizlerin etrafta duyduğu fonksiyonel tıp çalışmalarının temelleri böyle atılmış oluyor. Evet. Yani tıbba beslenme odaklı, gıda odaklı tedavi modelleri oluşturuyoruz. Dolayısıyla döndü, geldik usta, senin eline baktık yani. Evet. Sen ne yaparsan biz o olacağız yani. Sen iyi bir şey yaparsan şifa bulacağız. Sen yanlış yaptığında bizler de hastalanabileceğiz demek oluyor. Yani her şeyin değil mi? Anın başlığı buradan başlıyor. Gıda. Yani gıdadan başlıyor.